Karşımda Mika Canrao'nun var. Bu hayatın içerisindeki insanlardan, renklerden bir tanesi. Kendi çocukluğunu nasıl hatırlıyorsun sen? İlk hatırladığım şey farklılık sanırım ya hayata karşı. Sevdin mi popülerliği? Popülerlik denen şey insanların seni fark etmesi. Ben hayatım boyunca zaten fark edilen biriydim. Çok üzüldüğünde. Kesinlikle şiir yazarım. Utandırıldığında. Utanç duygusunu yok ettim aslında. Aşık olduğunda. Oh my god. Biliyorum bu soruyu sevmediğini daha önceden. Sıçın ağzıma. Ne sorun gitsin. Karşımdaki en ne olursa olsun ben ona aşık olabilirim. Bir yönün olmamalı. Aşk yönlü bir şey değil. Yani bir erkeğe de aşık olabilirsin. Bir kadına da aşık olabilirsin. Bir transseksüele de aşık olabilirsin. Bir gelip bir halıya da aşık olabilirsin. Halıyla da evlenebilirsin. O bir sandalye olsa bile ben ona aşık olabilirim. Öyle biri geliyor ki ölümü bile mucizevi kılıyor karşınızda. Ölsem de vardır bir nedeni dememin nedeni sevebilmeyi kazandığım için artık ya. Biri bana dedi ki gelen konuşmayı niye duymuyorsun? Dedim ki çünkü iç sesim artık onlardan daha yüksek. Ben buraya yaşamaya geldim aşkı sürekli birine bir şey anlatacak halim yok. Katarsis'e hoş geldiniz hepiniz. Karşımda Mika Canrao'nun var. Bu hayatın içerisindeki insanlardan, renklerden bir tanesi. Hepimiz bambaşka renklerle beraber bu dünyayı, bu hayatı tamamlıyoruz. Bütünün bir parçasıyız. Başka renklerin içine, başka alışkanlıkların, varoluş biçimlerinin içine doğuyoruz. Ama aslında bizden olmadığımızı düşündüğümüz renkler bizde de var. O yüzden de herkesin hikayesi farklı renklerde, farklı tonlarda, farklı varoluş meselelerinde yaşansa bile aslında karşımızdaki gördüğümüz insan bizimle beraber bu dünyayı tamamlıyor. Bütün yargılardan uzak bugün bir insan hikayesini bütün renkleriyle birlikte konuşalım istiyoruz yeniden. Şöyle başlasam sohbete, bildiğimiz, gördüğümüz, senin videolarınla beraber seni tanıdığımız bir sen var. Evet. Ama biraz görünenin arkasını da konuşacağız ya bugün. Sen kimsin diye sorsam nasıl cevap verirsin? Melankolik. Düşünceli, eğlenceli ve bu melankolikle eğlenceliği birbirine çarpıtarak içinde yoğunlaşmış bir yeni bir duyguya ulaşmış bir çocuk olarak aslında anlatabilirim. Çok böyle şey yapıyorum onları. Birbirinden ayrı tutmuyorum. Eğlenceli kişiyim de melankolik kişiyim. Yani ne desem mantıklı veya mantıksız noktasında olduğu için içeride. Peki zor tanımlamalar belki ama sen melankoliyi nasıl yaşıyorsun? Geçmişe çok dönen biriyim ara ara. Çok karşılaştırma yapıyorum içeride. Ve bu karşılaştırmayı yaparken o kişileri değil de o anları özleyen biriyim. Hep bir anlara özlemim var benim. Ve bir anın bir daha aynısını yaşanmayacağına adım kadar eminim. Kendim hakkında konuşuyorum, kendim için söylüyorum. O yüzden her zaman her anın tadını çıkarmaya çalıştığım için ve o melankolikliği yaşarken evet bu an için ağlıyorsun, bu an için yazıyorsun. Bu anın bir daha aynısı olmayacak diyorum. Onun için genelde. Geçmişte yaşadığın ve geri gelmeyecek anların da özlemiyle bir melankoli bu. Evet, kesinlikle. Zaten temeli o ben de öyle düşünüyorum. Mika kaç yaşındasın? 20 yaşına girdik bakalım. 20'lerinin başlarındasın. Bir tanım var ya, sosyal medya fenomeni. Seviyor musun bu tanımı? Ya bu tanım bence bir döneme kadar iyi bir tanımdı. Ama şu an öyle bir tanım yok ya. Çünkü şu an yemek yapan biri de çok izlenip çok beğeniliyor. Artık fenomenlik diye bir şey yok. Sadece sosyal medyada etkisi görülen insan var. Fenomen olayı ya bence pek benlik olduğunu düşünmüyorum. Peki gerçekten bazen hayatındaki duygularla, dansınla, bazen gözyaşınla, bazen günlüğüm dediğin ve anlattığın videolarınla görüyoruz ya seni. Evet. Hele ki bir kuşak için aslında çok ciddi takipçisi olan da bir insansın orada. Başladın ve sürdürüyorsun. Seviyor musun görünür olmayı? Görünür olmaktan çok bu işte en çok etkilendiğim nokta görünür olmak da var. Kaydediyorum. O anki fikirlerimi kalıcılaştırıyorum ve ben geçmişini kaydetmeye çalışırken unutan ve hem unutmak istemeyen hem unutmak isteyen hem böyle bunun hep şeyini yaşarım içeride. Unutmak mı istiyorum, hatırlamak mı istiyorum, bunu kullanmak mı istiyorum bilmiyorum. Ama bir gün denk gelip mesela 15 yaşından beri her gün günlüğe not alıyorum ben. Açıyorum mesela 16 Mart, geçen yıl neyi hissediyordum okuyunca aa tamam
şu anki halimden bir tık daha kötüymüş. Bu kötüyü atlattıysam demek ki bunda da kaçarımız var diyorum. O yüzden iyi oluyor videolarda bu konuda. Şöyle hissettim sen anlatırken de. Gerçekten andan doyum aldığın kadar geçmişi unutmak, özlemini duyduğun kadar da geçmişini hatırlamak istemek gibi bu. Ay kesinlikle doğru. Hayatın evet. Peki bazı duyguları soracağım sana. Mutlaka duruma göre değişir ama ilk aklına gelenle cevap ver. Bu duyguları hissettiğinde genelde davranış olarak hayatta ne yaparsın? Mesela çok üzüldüğünde. Kesinlikle şiir yazarım. Çok korktuğunda. Uyurum. Çok kızdığında. Ya genelde kızdığım anları hatırlıyorum. Pişman olduğum anlar oluyor aslında kızdığım anlar. Çok utandığında ya da birileri tarafından utandırıldığında. Geçmişim için bulunduğum ortamdan çekiliyordum. Ama artık utanç duygusunu kendi öyle bir şeye çevirdim ki şey dönüp diyorum yanımdakine. Olabilir. Bunu takındım artık bu. Son bir işte 17'mden beri falan böyle utanç duygusunu yok ettim aslında. Bu doğal olan gibi lanse etmeye çalışıyorum karşı tarafa. Çok aşık olduğunda. Oh my god. Aşk benim için bambaşka bir şey. Aşık olduğunda yeni bir gezegen yaratıyorum ben. Yeni kapılar açıyorum benim için. Bir de yazdığım için yeni bir ben. Yeni bir doğuş, yeni bir içerik. Her şeyin yenisini düşünün. Yani şu masadaki en basit şey bile aşık olduğunda benim için değişmeye başlıyor. Öyle söyleyeyim. Çok nefret ettiğinde. Bunu da ikiye ayırıyorum utanç gibi. Eski nefretimi sorarsak kin ve şey karşılık vermiş. Şu anki nefret yok yani. Nötr. Yok mu? Öyle bir duygu yok bende. Mika sen özellikle de karanlık yargılarla ne yapıyorsun mesela? Yani sokakta biri gerçekten de daha olumsuz bir duyguyla sana baktığında ya da sosyal medyanda saldırgan bir yorum yapıldığında bu yargılarla nasıl göğüslüyorsun onu? Şöyle, sonuçta ben herkese açık bir video paylaşıyorum ve bunu aslında kendim belirliyorum. Özgür, herkese oraya yorum yapma hakkı veriyorum, yorumu kapatmıyorum. Bu yorumu kapatmamak bence fikrinizi belirtebilirsiniz demek. Oraya küfür de yazabilir, hakaret de edebilir, fikrini de belirtebilir, her şey yapabilir. Sonuçta ben ona bu emeli veriyorum. O yüzden onu pek görmüyorum gibi. Okumuyorum da zaten yorum olayını. Silmiş durumdayım. Kafamda yok öyle bir kesim. Dışarıda ise karşımdakini eğer o an enerjimle anlayabiliyorsam onunla konuşmayı denerim. Olmazsa orayı terk ederim zaten. Yani sonuçta ben buraya yaşamaya geldim. Aşkı sürekli birine bir şey anlatacak halim yok. Peki aynayla gerçekten en çok içine sindirdiğin halinle giyindiğinde, bir bakış attığında aynada nasıl mimika görüyorsun? Benim hiç öyle bir günüm olmuyor. Çünkü ben o giyineyimli olmuyor aynanın karşısında. Aynanın karşısında ben geçtiğimde hayatı düşünüyorum. Ben makyaj yaparken de hayatı düşünüyorum. Yani aynayla hiçbir zaman aynanın karşısına geçip bu giydiğim yakıştı. Veya bu yaptığım makyaj harika oldu. Zaten bazı şeyleri bir süre sonra ezbere oturtan bir tipimdir. O makyajda, o giyineceğim kıyafette kafada zaten artık bir belirtisi vardır. Hep düşünüyorum. Hatta bazen makyaj yaparken bitirdiğim makyajı unuttuğum oluyor düşünmekten. Çünkü başka şeyler dönüyor aklımda falan. Çok öyleyimdir yani. Çok düşünüyorum sanırım. Her zaman değişebilir ama o arka planda sürekli durmayan, sorgulayan, hayat üzerine düşünen bir zihin anlatıyorsun evet. Bir taraftan. Evet. Derdin ne hayatla? Hayatta derdim yok. Düşünmek, konuşmak, iç sesim. Şunlar da işe yaradığını, hatta yorum olayına da denk gelebilirim. Biri bana dedi ki bu kadar işte gelen konuşmayı niye duymuyorsun? Yani bu yorumlar, bu eski. Dedim ki çünkü iç sesim artık onlardan daha yüksek. O gün aynada düşündüğüm iç sesimle dış sesleri kesebilecek kadar artık içimin sesi büyümüş durumda. Bu ne zamandan sonra oldu bilmiyorum. Bana sorarsanız 17'den sonra, 17 yaşından sonra, bazı şeyler yaşadıktan sonra. Bunu seviyorum aslında. Çünkü bana dinlemek zorunda olmadığım o sesleri toparlıyor. Bir menajer gibi aslında içimdeki o ses sunuyor ve diyor ki böyle böyle böyle. Düşünürken de bunu değerlendiriyorum. Bir anket yapıyorum sanırım kendime içeride. Ama başka şeylerle ilgilenirken. Makyaj yapıyor oluyorum, yemek yiyor oluyorum. Biriyle konuşurken bile bunu yapıyorum. Tabii bir gün karşımda arkadaşım dert anlatıyor. Açtım telefonu falan ama onu dinlediğim ortada çatır çatır onun anlattığı şeyleri şiir yazıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Çeviriyorum telefonu. Aşkım al bunu yazdım sana diyorum falan. Öyleyim. Şiirlerini konuşmak istiyorum. Çünkü senin yola çıkışın şiirlerin aslında. Kesinlikle. Birazdan geleceğim oraya ama hepimizin aslında
başka türlü sesler ve sözler çıkartan bir iç sesi var. Mesela yargılanmaya alışmış çocuklar hikayelerini dönüştürmedilerse iç seslerinde hep kendilerini yargılarlar. Değer görmemiş çocuklar hikayelerini dönüştürmedilerse o değersizliği kendilerine hatırlatır dururlar. Bazen de tam tersi. O değeri hatırlatan bireyler de var hayatın içinde. Hani mutlaka ana göre değişmekle beraber senin iç sesin sana en çok ne der? Benim iç sesim bana çevreyi anlatıyor. Beni anlatmıyor. Benim dış gözüm, kulağım, elim, dokunma duyularım bana kendimi anlatıyor. Çünkü bir süre sonra hayat benim için iç sesin kendini sana anlatacak gerçekliğini yitirdiğini gördüm. Diyorum ki iç sesin senin hakkında şey değil, bilgi sahibi değil. Çünkü sen onunla aynı kişisin diyorum. O yüzden gördüklerim ve duyduklarımla değerlendiriyorum artık. Yani sonra zaten iç sesine çok önem verince insan kin başlıyor, nefret başlıyor, kendini doldurma başlıyor. Aslında bu duygular iç sesin beraberliğiyle geliyor gibime geliyor benim. Mika bir yerlerden geçmişsin belli ki. Yani hepimiz geçiyoruz ama gerçekten böyle hayat içerisinde 20 yaşına gelene kadar oluyor ya bazen işte fırtınalar, yumruklar, darbeler. Bir yerlerden geçerek bir yerlere varmışsın bugünkü farkındalığa. Kesinlikle. Onu da konuşalım beraber ama bir senin hikayene bakalım. Hatta senin hikayenden önce annem ve babanın hikayesini merak ettim. Onların yaşam ve tanışma hikayeleri nasıl? Büyükada gezmek için gelen iki kişi. Gençler tanışıyorlar. Annem okumuyor, okulu bırakıyor falan. Öyle babam bir süre devam ediyor. O Büyükada'da tabii dükkanları falan filan var, tanıdıkları var. Oraya alışmış çocukluğundan beri babam hep orada. Annem de Şanlıurfa'dan oraya gelmiş bir kadın. Tabii İstanbul'u seven bir kadın. Öyle tanışıyorlar falan, evleniyorlar hemen. Adada yaşamaya başlıyorlar aniden. Aşk olarak tanımlarlar mı karşılaşmaları? Ay kesinlikle. Annem, oh my god. Queen hayranı böyle falan. Böyle arabeskisini de sever Türk'ün. Öyle bir kadın ya. Annem tam bir aşk kadını bence. Çok sever. Peki böyle bir aşk var. Şöyle bir şey sorayım. Hatırladığın ilk fotoğraflarla beraber kendi çocukluğunu nasıl hatırlıyorsun sen? İlk hatırladığım şey farklılık sanırım ya hayata karşı. İlk fark ettiğim bu. Bir şeylerin benim alıştığımla aynı olmadığını fark etmeye başladım. İlk çocukluğumda böyle 3-4 yaşlarımda falanım. Bu en basitinden mesela en sevdiğiniz renk. Yani mesela bir baktım ki benim en sevdiğim rengi bir başkasının en sevdiği renk değil. En basiti böyleydi. İlk hatırladığım şey bu sanırım çocukluğumda. İlk hatırladığım fotoğraf da bir atkıyı büstiyer yaptım. Ve bir popstar gibi evin salonunda dönerken ki çekilen fotoğrafım. Bir de çıplak bebeklik fotoğrafım var. YouTube'da var o. O kadar. İlk hatırladığım fotoğraflar bunlar çocukluğumdan. Belli ki bir renk seçiminden fazlasından bahsediyorsun. Kesinlikle en basitliğin için. Biraz kal isteyeceğim o duygunun içerisinde. Bir çocuk olarak belki bu dünyadan, ezberletilenlerden ya da başka çocuklardan farklı olmak o çocuk için nasıl bir şeydi? İlk tabii ki zordu canım. Çünkü düşünsenize dışarıya çıkıyorsunuz ve herkesin sizinle aynı giyeceğinizi sanıyorsunuz. Herkes bikini giyiyor ama sizin üzerinizde mont var. Böyle bir duygu oluyor. Tabii insanların farklılıklarını da bilmiyorsun. Onları aynı sanıyorsun sen kendi gözünde. İlk zorlandım ya bunu şey yapmak için ama çok küçük olduğum için sonra beni işte farklı duygulara yöneltti bu. Daha ilgili, daha öznelleştirmeye başladı. Anladım ki insan kendisiyle yolun başına başlayabilir. Aslında pek de çevreye. Çocukluğumdan beri hep kendimi hatırlattığım şey bu. Yola tek başınasın, yoldasın ve sadece yoldakilerden 2-3 kelime bir şeyler öğrenebilirsin. Sonunda şarkıyı sen söyleyeceksin diyorum. Öyle bir tanım taktırmıştır bana yani çocukluğumdan beri. Ve bunu çok erken öğrendin. Çok erken öğrendim. Çok erken bu dünyanın içerisinde farklılığını keşfederek kendine bir dünya kurman gerektiğini öğrendin. Aynen. Evet. Peki eşlikçilerini soracağım. Mesela çocukluktaki anneyi hatırlasan. Anne-çocuk ilişkisi, aranızdaki bağ, şefkat ya da öfke. Annen de çocukken sevdiklerin ve sevmediklerin. Nasıl hatırlarsın onları? Annemi mükemmel hatırlıyorum ya. Bana birçok şeyi taşınmayı... Ya ben mesela 4-5 yaşlarımda hatırlıyorum. Biz yeni bir eve taşınmıştık ve o zamanlar bir radyo var. O da Tarkan falan çalıyor radyoda. Annemin bana ilk müzik konusunu öğrettiği şey... Radyo kanallarını ardı ardına gezerek aynı şarkıyı dinleyebilirsin.
ilk öğrettiği buydu bana. Ve ben hatırlıyorum, ilk eve taşındığımızda koltuğun üzerine bir radyo zor çekiyor. Önümde muzlu bir kek. Ben Tarkan'ın şarkısını dinliyorum. Sonra diğer yayınları arıyorum falan. Annem hep bana elinde olan imkanla her şeye ulaşabileceğini göstermişti. Bu radyo olayı bu örnek mesela. Çünkü o zaman televizyon yok, yeni taşınıyoruz falan filan. Ve ben o gün o radyoda full Tarkan'ın şarkısını dinlemiştim. Radyo istasyonlarını gezerek. Peki baba? Çocuklukta baba nasıl? Babam da harika bir adamdı. İlgilenirdi, sorardı. Annemin, benim annemden dersten kaçınca gittiğim yer babamın yanıydı. Fikir almak için falan filan. Öyle yani, babam daha çok böyle, annem diyelim ki bir ödev var falan, çizer mizer, boyanır. Annem yapar onu, yardım eder bana. Olmuş mu olmamış mı diye sorup gittiğim kişi babaydı benim. Baba beğendin mi? Oydu yani, çok çalışan bir adamdı zaten ticaretle ilgilendiği için. Ama senin için de onay figürüydü bir taraftan. Kesinlikle. Kardeşler var mı Mika? İki kardeşim var. Sen büyüklerisin. Ben büyükleriyim, evet. Nasıldır ilişkileriniz? Harika. Şu an ortancasıyla şey değil, çünkü ben benim o ergenlik döneme geldiği için, onun o keşfetme dönemi, çocukluk dönemi. Ben kendimle ilgilendiğim için onunla çok ilgilendiğimi düşünmüyorum. Ama şu anki kız kardeşimle çok birebir ya, eğitimiyle de ilgileniyorum, okuluyla da ilgileniyorum. Her şeyle ya, yani. Mika ne demek? Aslında Türkiye'de bir dönem biliyorsun anlamı olmayan isimleri koymak yasaktı ve anlamı olan bir şey koymak zorundaydınız. Annem hep Mika istiyor ve Mika'yı söylüyor. Böyle bir imkan olmayınca da ülkede kalkıyor başka bir isim, ya Mikail koyuyor. Tabii sonradan bu değiştiriliyor falan filan, böyle yani. Mika da acı ve mutsuzluğun ilacı demek, bir çeşmenin ismi. İtalyanca'dan geliyor. Bakar mısın kendi hayatında kendi isminin anlamına, ya da kendin için anlamlı bulur musun? Bulurum. İsmimi sayıklarım kendime. İnsanları ismiyle not almayı sevdiğim için hikayelerde isim anlamlarına bakarım ve sorarım. Kendime de sorarım. Üzerine değiştirdiğim şey. Ya zaten bence ismimin tamamen şeyini veriyorum, acı ve mutsuzluğu. Gerçek hayatımda bunu görüyorum yani. İnsanlara karşı olan etkileşimimle. Bu dünyaya bir Mika geldi. O evin içerisinde büyüdü. Büyükada'da. Senin hikayenin de gözümün önüne getirmeye çalışıyorum seninle beraber. Anlayabildiğim kadarıyla. Ve aslında birazcık da kendi dünyasını kuran bir çocuk anlatıyorsun orada bana. Kesinlikle. Biz hayat boyunca çocukluğumuzda tamam olanların üstüne hayatlar inşa ederiz. Çocukluğumuzda eksik olanları da hayat boyunca telafi etmeye çalışırız baktığımızda. Şöyle bir yerden sorsam sana. Doyumlu, güzel, keyifli anılar da anlattın. Diğer taraftan senin çocukluğunda ne eksik sence? Bence her şeyden bir nedeni olmak şartıyla yeteri kadar aldım. Sevgisiz çok şükür kalmadım. Ama şey konusunda sevgisiz kalmış olabilirim. Güven konusunda belki. Bir eksik yoktu ya. Çok aksine yani, beni iyisiyle kötüsüyle hayata hazırlayacaktı yani. Şu an dönüp baktığımda ve her şeyim kayıtlıdır benim. Annem tıpkı benim gibi bir kadın. Her şeyimi kayıt altına aldığı için, fotoğraf, video, doğum saatim. Annem beni doğururken bile tam doğurduğu duvarın karşısına saat astırmış. Çıktığı an görmek istiyorum saat kaç diye. Öyle yani, her şeyimden bilgi sahibi olduğum için bir eksikliğim olduğunu düşünmüyorum. Belki bir eksik vardı, ailem bunu kapatıyordu. Benim haberim yoktu veya hatırlamıyorum. Önemli olan bugünkü duygunla eksik tanımlamıyor olman zaten. Çok doğru. En önemlisi o. Peki güven eksikliğinin temeli nerede? Ben içimde gerçek aşka sahip bir çocuk muydum? Ve ben ergenliğim boyunca yapamamıştım yani. Görmemiştim kendimden böyle bir şey. Şiir yazıyordum, not alıyordum, çevreme bakıyordum. Ama bir kanıtım yoktu kendime. Diyordum ki ben bunu bilmiyorum. 17 yaşına böyle sanırım istedim, çekim yasasına inandığım için istedim ve o zamanlar ki etkilendiğim sanatçıların etkisinde kalarak biri geldi hayatıma ve bana bir yabancının kendi kanından olacağını kanıtladı. Ve ben bunu hissettiğimde o an işte aman Allah'ım falan oldum ve dövmesi falan da vardır böyle. Bir tek dövmem budur bu arada 17 yaşımın. Çünkü o an ben... O an bambaşka bir dünyaya var oldum falan böyle. Bambaşka biri oldum. O bana bambaşka bir şey kattı. Beni bambaşka bir yere taşıdı. Yani... Oh my god. Makyajım bozulacak lanet o. Ay rezilim ama. Ya bilmiyorum ya.
O bilmiyorum çok iyiydi yani benim için. O bana gösterdi bir eksiğin olduğunu. Senin içinde çok bulamadığını düşündüğün güveni sana hatırlatmış birinden bahsediyoruz. Evet, evet kesinlikle. Yani böyle nasıl diyeyim size? Bazen insanın öyle bir hissi var ki içeride annesinin babasını dahi kapatamayacağı bir his bu. Ve öyle biri geliyor ki ölümü bile mucizevi kılıyor karşınızda. Ve sonra bir gidiyor. Oh my god. Yani belki de bundan, belki de sosyal medyadaki yorumu görmememin, hayattaki zorlukları artık ciddiye almamamın, artık ölsem de vardır bir nedeni dememin nedeni sevebilmeyi kazandığım için artık ya. Yani sevebilmek benim için en top noktalardan biri. Yani sevilmek başka bir şey ama sevebilmek çok bambaşka bir duygu. Herkes de olmuyor ve herkes yaşayamıyor onu. Yani kamera karşısında yaşayanlar beni anlayacaklardı. Ama inanın bana sevebilmek... Yani insan diyor ki en aptalı ben olayım. Yeter ki sevebileyim. Bambaşka bir şey. Hem bu kadar yoğun bir duyguyla sevebilmeyi hem de sevilmeyi yaşadığım bir ilişki. Kesinlikle. Bitti anladığım evet, kadarıyla. Evet bitti maalesef ve bitişi böyle... Ya dediğim gibi ben sanırım istedim ve o böyle nasıl biriydi biliyor musunuz? Sanki geleceğimi hazırlamak için gelmişti beni ya. O bir yönetmen kafasındaydı, yönetmendi. Ama sanki o Allah'ın gerçek hayat üzerinde yaptığı sihir vardı ya. O bunu kamera üzerinde yapıyordu. Benim için böyle bir, ben bütün hayatımdaki insanlara öyle bakarım. Benim için büyük bir içerikti karşımda. Ama bir yerden de diyordum ki kendi kanımdan bir yabancı. Yani o an her şey çok daha anlamlı gelmeye başlıyor. Bilmiyorum. Seni büyütmüş bir ilişki anlatıyorsun. Kesinlikle. Ve bitmiş olsa bile bunun kabulüyle beraber... hayatında bir görevi olan birinin gelmesinden ve gitmesinden bahsediyorsun. Evet. İlişkiler bizim yarım kalan yerlerimizden tamamlanma umudumuzdur. Bu umudu gerçek kılmış bir ilişki anlatıyorsun aynı zamanda. Ya bazen ama içindeki kini de körüklüyor gibi. Ya ben şiir yazarken yerden diyorum ki benim için, o benim için çok fazla fedakarlık yaptı. Mükemmel bir insandı. Sonra ilişki bittikten sonra bazı şeyler görünce de Lana Del Rey'in şarkısında dediği gibi "You scared to win, scared to lose." Sen kazanmaktan da kaybetmekten de korktun. Ve ondan sonra, o gittikten sonra ben kendime bunu bir ilke edinmiş gibi oldum. Kazanmaktan da kaybetmekten de korkmayacaksın. Çünkü sonucu olan her şey olmak zorunda. Aksine beklemek bir şey kaybettirir. Hayatla ilgili bundan çok büyüten farkındalıklar Mika. O yüzden söylerken... Belki delirmişimdir, bilmiyorum yani şu an tepkiniz ne. Belli olmaz bana şimdi. Hayır, insanın kendi ruh sağlığında da kendini büyütebileceği şeyler söylüyorsun ve deneyimlemişsin de. Bu hayatta, bu programlarda da defalarca değindiğimiz cinsel yönelim, varoluş biçimi gibi konularda aslında kendini tanımlamaktan uzak bir yerde duruyorsun sen. Kesinlikle. Önce şöyle sorayım soruyu. Yönelimini ne zaman fark ettin, kimliğini ne zaman fark ettin gibi sorular sorarım ben ya. Evet. Sen buna... Bir dönem de veremiyorsun hayatın içerisinde. Kesinlikle. Ve kimsenin vermemesini öneriyorum. Ben doğumdan beri hissetmeye ve tanımlamaya başladım bence. İlkokulda da yanına oturduğum çocuktan, öğretmenimden, ya ben hep neyin ne olduğunu oturtmuştum kafada ve örneklerini böyle şey yapıyordum kendime. Bu böyle şöyledir. Ve kendime hep diyordum ki ben duygu yoğunluklu biriyim. Ben duyguya önem veriyorum. Karşımdaki isterse dünyanın en aşık olunacak, en kabul edilmeyecek yöneliminde, en eksik, en fazla, en ne olursa olsun ben ona aşık olabilirim. O bir sandalye olsa bile ben ona aşık olabilirim. Yani bu böyle bir his. Ya bence böyle yapmalı insanlarda. Yani aşık olabildiğin bir yönün olmamalı. Aşk yönlü bir şey değil. Aşk çok yönsüz, sevgi daha doğrusu. Yani bir erkeğe de aşık olabilirsin, bir kadına da aşık olabilirsin, bir transseksüele de aşık olabilirsin. Bir gelip bir halıya da aşık olabilirsin, halıyla da evlenebilirsin. Her şey olabilir. Yani çok yönlüyüz, şekil değiştiriciyiz. Rihanna'nın Fenty Show'unda mesela ben çok iyi açıkladıklarını düşünüyorum ikinci volükte. Hepimiz şekil değiştiriciyiz ve hepimiz aynı anda birçok şey olabiliriz. Aynı anda bir erkeği de sevebiliriz, aynı anda bir kadını da sevebiliriz. Böyledir. Elmayı sevdiğimiz için hep elma yiyeceğiz anlamına gelmiyor. Ertesi gün canımız armut da çekebilir.
bu yani. En basitinden bu. Peki özellikle hayata böyle bakan, bu inanışta yaşayan biri olarak da bununla ilgili olarak hiç zorlandın mı? Ay hiç zorlanmadım. Ben bir şekilde, ben şöyle bir çocuktum. Dışarıdan soğuk nevali olarak görünen biriyimdir. Ve ben birini çevreme alırdım. Biri benim çevreme gelemezdi, onu yaklaştırmazdım. Koyduğum konumla, kararlarımla, dış görünüşümle, seçtiklerimle. O yüzden ben yanıma alacağım insana da bunu hazırlar, bu fikri empoze ederdim. Hep böyleydi. Şu an yakın arkadaşlarım, çevremdekiler de öyle. Gerçi bir süre sonra dost yapmayı bıraktım ama öyle yani. Hiçbir zaman bunun zorluğunu görmedim. Ne annemden, ne babamdan, ne çevremden. Hiç olmadı. Yani olsa bile zorluğu bana de gelmedi. Onun anlattığı yerde kaldı. Ben onu içeriye almadım. Dedim ki bu bünye zaten okeyledi her şeyi. Diyorsun ki cinsiyet ayrımını çocukken bilmezdim. Hatta bir anın var. Bir tuvalete girme anısı. Evet. İlkokula denk geliyor galiba. Evet. Ne oldu orada? Ben tuvalete girdim. Ve tuvalete yanımda, bu arada tek başıma da girmiyorum. Kızlar tuvaletine iki erkek arkadaşımı alıp giriyorum. Zaten iki erkek arkadaşıma ben tuvaletin içerisindeyim falan. Ne oluyor falan olayı olduğunda ben ona şey demiştim. Bir ayrım var. Sonra kız erkek ayrımı olduğunu öğrendim. Hep öğrenerek üstüne katlandı. Ama şu an girl hala bir ayrım yok benim için. Hala istediğime giriyorum. Burada bir şeyin altını çizelim bu arada. Bu dünyadaki kendi varoluşunu anlatıyor Mika. Evet, İnandığı dünyayı anlatıyor. Herhangi bir şeye karşı değilim. Böyle bir algı oluşmuştu bir yerde, çok gördüm. Herkesin değer yargıları vardır ve bunu asla ne yıkmak ne onun karşısına bir şey ne de onunla beraber yürüyecek bir fikir belirtiyorum. Ben sadece kendi bu yolda lay lay lom ne yapıyorsam ondan bahsediyorum aslında. Bir de aslında biraz bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir yorum var ya, hani model almak üzerine. Tekrar altını çizelim, hiçbir çocuk kendi varoluşunda olmayan hiçbir bireyi model almaz. Kendi varoluşuna benzettiği bireyleri model alır. Bir dönem için alsa da kendi varoluşundaki büyüme hikayesindeki yere yönelir yeniden. O yüzden de bu dünyanın içerisinde Ayşe var, Ahmet var, Mika var ve o başta bahsettiğim renklerin kendi ışığını, kendi yansımalarını anlatıyor bugün bize Mika bu noktada. Kesinlikle. Çok temel bir yargı da aslında işte yönelimle ilgili bahsettiğin şeyleri ya da bazen paylaştığın videoları ailenin desteklemeyeceği yönünde oluyor. Oh my God. Ve böyle olmadığını anlatıyorsun sen de. Kesinlikle. Ya aile bu ya, böyle bir şey olabilir mi? Ailenin bir şeyi desteklememesi diye bir kavram yok arkadaş. Ben böyle düşünüyorum. Eğer bir aile bir şeyi desteklemiyorsa senden bir parçayı hayatında istemiyor demektir. Yani şöyle sana diyor ki sen kolunu mutfakta bırak ve salona gel. Biz seni görmek istiyoruz ama kolunu istemiyoruz. Bu demek aslında günümüzde, bunu somutlaştırdığında. Ya tabii bunu yenmek veya bunu ilerletmek, çok savaşlar duyuyorum. Bir sürü örneği var arkadaşım. Yani ben bunun pek bir zorluğunu çekmesem de duyuyorum, okuyorum ve çok araştırdığım için bakıyorum. Dediğim gibi bir süre sonra aslında aynı konuya geliyor. Bir köşeye bırakıp kendi yoluna gitmek. Çünkü bakıyorsun ki kolsuz yaşayamayacaksın. Yani bir kol bazen aileden daha önemli olabiliyor hayatta insan için ama aile çok önemli bir şey. Yani bunun asla söyle, kiminle ben yaşamadığım için hiçbir duygu, yaşamadığım duyguyu şey yapamam, öneri de veremem, anlatamam da. Ama aile çok büyük bir eksiklik olabiliyor. Çünkü ilk tanıdığın onlar oluyor hayatta. Söylediğin kısmı şöyle bir önemi de var çok temelde. Dedin ya hani kolunu bırak gel demek gibi diye. Bir ailenin en özde savunacağı şey çocuğunun yaşam hakkı. Bu dünyadaki varlığının hakkı en temelde. Bunun dışında özellikle o sürecin içerisinde bu bir yönelim olabilir, bu bir kimlik olabilir. Büyüme hikayesinin içerisinde çocuk yetişkin yaşa geldikten sonra çok tanımlardan da uzağız bugün senin anlatımınla beraber ama gerçekten de kendi cinsel yönelimini bir şekilde adlandırabilir ya da bu bir ergenlik döneminin geçici bir hevesi dönemi ya da bir model alması olabilir. Her neyse. Kesinlikle. Ama çok temelde olacak olan şey o çocuğun yaşam hakkını savunup onun değerli hissetmesini sağlamaya, ona doğru desteği sağlayarak devam edebilmek. O yüzden kol örneği önemli bir örnekti. Bir parçasını bırakmasını istemek gibi. Mika, senin
hayat içerisinde kendini ifade alanlarım var. Bugüne kadar belki de kalabalıklar olarak çok görmedik. Onlardan bir tanesi de şiir. Ne zaman başladın? Ya ilkokulda öğretmenimin bir şeyleri çok fazla betimlediğini fark ettiğinde oldu. O da sanırım yarışmaya katılacak birini arıyordu okuldan. Okulda pek insanların şeyi yoktu böyle ilgisi. Bana yazar mısın dedi. Yazdım. Sonra okumaya döndü iş falan. Ve sonra bu olayın ben okulluk bir olay olmadığını, sonra o yaşlık olmadığını, sonra bir de bu kişiliklik olmadığını gördüm. Yani dediğim gibi 17'den sonra aslında şiirin daha bambaşka bir şey. Aslında şiirin belki de bir amel defteri olabileceğini falan düşündüm o derece. Senin hayatında hala önemli bir yerde şiir. Çok, ölene dek bence, ben öyle düşünüyorum. Yazmaya da devam ediyorsun. Çok, hep. Aha. Yani hiçbir gün. Peki bir varoluş alanı gibi. O yüzden merak ettim. Senin için de uygunsa okur musun bir tanesi? Tabii ki okurum ama telefonum çıkar. Olur, tamam. Şu seven yüreğimi bile birine veremezken aklımı kanıtlamışım neye yarar? Ah akıp gidiyor hayat. İnsanı gelişen, değişen bilim baki kılmaz. Sevmek hiçbir zaman başka olmaz. Duygular hep aynı, hisler yanılmaz. Aşktan mı uyuyamıyorsun yoksa aşktan mı uyanıyorsun, dikkat et. İkisi birbirinden çok başka. Ne olur bunu anla. Sen beni bir gece uyandırdıktan sonra ben uyuyamadım yıllarca. Böyle bir şey yazmıştım. Bunu biraz topluluğa da hitap etsin diye yazmıştım aslında ilk başta. Yani çok bilimi seven biriyim ama her zaman ölene dek baki kalacak şeyin, değişmeyen şeyin duygular olduğunu düşünüyorum. Aslında birine aşık olmanı, birini sevmenin de yani bu yönelim konusunu açma nedenim, duygularımla hareket ediyorum dememin nedeni de bu. Çünkü duygular hep baki kalıyor insanda. O kişiyi hayatında kaybetsen bile ona beslediğin duyguları hiçbir zaman unutmuyorsun. Hep hatırlatıyor kendini. Bir akran zorbalığı dönemi tanımlıyorsun. Özellikle orta ergenlikte. Bu arada bugün senin söyleyeceğin şeyler çok önemli. Çünkü başka konularda, başka etiketlerde birçok genç özellikle ergenlik döneminde akran zorbalığını yaşıyor. Burada da dünyanın her yerinde de. Sen nasıl yaşadın o dönemi? Ne üzerinden gelindi üstüne? Ya ben genellikle farklılıklarımı duydum aslında işte. Yani o zamanlar da şu anki gördüğüm farklılıkları neyse insanların, o zamanki farklılıklarım da oydu. Tiz bir sesim vardı. Bu bir problemdi başkası için. O zamanlar da yüzüme bir şey sürmem bir problemdi. Hala da öyle. Giydiğim şeyler falan. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Ortaokulda bir gün ben dar paça pantolon giydim. O zamanlar da çok yeni ülkemizde falan. Ben okula giydim ve bot giydim falan Gökhan Bey. O gün tüm okulun benim dar paça pantolonla dalga geçtiğini biliyorum. Yani ama tabii ben diyorum ki falan. Yani eğleniyorum kendi kendime. Bırakmışım, geçmişim artık. Bir şekilde kavramıştım kendime. Nedenin ne olduğunu bilmiyordum ama bir şeyler gelişiyor ve değişiyordu. Sen aslında onları ilk deneyimlediğin için yetenekliydin. Sen harikaydın, senin bir yeteneğin vardı. Ben böyle görüyordum ve benim tek kendim için de demiyorum. O zamanlar başka farklılıklar yapan arkadaşlarımda da gördüğümde diyordum ki, şimdi ilk sen yapıyorsun, dalga geçiliyor ama bak bir süre sonra çok başka yerlerde olabilir bu. O yüzden yeteneklisin, ilk aklına gelen sensin ve ilk deneyimleyen sensin. Buranın temelinin biraz ailelerin içerisinde vicdanlı çocuklar yetiştirmekten geldiğini de vurgulamalıyız. Kesinlikle. Aile çok büyük bir şey. Aile yani bilmiyorum. Aile büyük bir gönül yarası arkadaşlar. Çok büyük bir gönül. Ya yani gönülün bir tarafı bence aile ya insanın içinde. Öyle gerçekten ve ergenlikte zaten aslında hepimiz kendi kimliğimizi bulmaya çalışırken her konuda. Kendimizde baş edemediğimiz şeylerde başkalarını yargılayarak, küçük düşürmeye çalışarak bir var olma biçimi buluyoruz. Aslında öfkelendik zannettiğimiz şeylerin çoğundan korkuyoruz. Etiketliyoruz zannettiğimiz şeylerin çoğunda kendimizdeki karanlığı arayıp bulmaya çalışıyoruz. Ve bu kimliğin dağılmasıyla baş edebilmek için çok temel bilgi vicdani gelişim. Bugün akran zorbalığına, Mika'nın yaşadığı konuda olabilir, başka konularda olabilir. Maruz kalan çocukların da, diğerlerini maruz bırakan çocukların da ailede vicdan gelişiminde desteklenmeye daha çok ihtiyaçları var. Kesinlikle. Altını çizmiş olalım.
şöyle bir yerden anlatıyorsun. Hani o aklımıza gelen tabirler var. Cinsel yönelim üzerinden de var. Onlar sana söylendiğinde bir savunma mekanizması geliştirmişsin gibi anlatıyorsun. Çok duymamaya çalıştığın, çok üzülmemeye çalıştığın. Ve bunu da bugün hala sürdürüyor da gibisin anlattığın yerde. Tabii ki sürdürüyorumdur. Çünkü hala böyle bir problem var. Dünyada böyle bir problem var. Tek yönelim değil, tek saçın başın değil. Sadece kişiliğin, sesin, gözün. Yani şu an bence bununla çok savaşılıyor zaten. Özellikle korona döneminde. Mesela kilolu mankenlerin göz önüne çıkarılması gibi. Yani o da bir örnek. Çünkü hep savunma mekanizman vardır. Çünkü bu sorun devam ediyor. Bu sorun ne zaman bitersen o zaman zaten o savunmayı kaldırmış olursun ya. O yüzden bu yok veya bir savunman var veya yok diyemem. Çünkü böyle bir problem dünyamızda var maalesef. Sen bir de Mika çok erken yaşta çalışmaya başlıyorsun. Evet. 15. Evet, 15 yaşında çalışmaya başladım ama bunu kendime ben dayattırarak. Okul devam ediyor aslında. Okul devam ediyor. Ben şunu fark ediyorum bir süre sonra, 15 yaşında falan. Ya biriyle hayata devam edemeyeceğim, kendimle devam etmeliyim. Bunu hep kendime söylüyordum 15 yaşında. Ve kendime her hatırlattığımda bir yol, bir çıkar yolu. Bu bir para oluyordu, bir duygu oluyordu. Mesela duygu bağlılığının da artık olmaması gerektiğini 17 yaşında öğrendim mesela. İşte 15 yaşında da ben para bağlılığını yok edecek bir neden bulmuştum kendime. İş aramaya koyuldum falan, böyle internette yazılar yazıyorum falan, bir şeyler satıyorum ajansına. Ben o zamanlar ilk bununla yola çıkmıştım. Bir süre sonra yazma olayını, yazdığım şeyleri geleceğim için kendime saklama kafası olduğu için daha metaller işler aramaya başladım. Bir butikte çalıştım. Ben bir kumaş şirketinde seslendirmeci bile oldum. Bir bahis sitesinde daha doğrusu seslendirmeci olmuştum video üzerinde. Nasıl geldi sana kendi paranı kazanabilmek? Mükemmel. Çok güzel bir his. Tabii ki kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Çünkü bize biz tarafından verilen duyguları kontrol edememek çok büyük bir yük. Kendinizi sizin yetiştirmeniz, aile, sevgili, arkadaş, kavram fark etmeksizin kimseye bağlı kalmadan yaşamak çok önemli. Yani şu an mesela sevgilisinin parasını yiyen arkadaşlarım da var. Ailesinin parasını yiyen arkadaşlarım da var. Diyorum ki bence çok ağır bir yük alıyorsun üzerine. Kendini alıştırıyorsun. Peki Mika, günlük tutmaya başlıyorsun. Evet. O günlüklerin bugünkü videoların artık. Ama yazarak da tuttuklarım devam ediyor bu ediyor, arada. Yazmaya da devam ediyorsun. Bu hayatla ilgili kayıt tutmak, bakmak, bugün dönüp 4 sene önceye bakmak, 3 sene önceye bakmak. Nasıl hissettiriyor sana? Olağanüstü. Herkese en büyük önerimdir günlük tutun. Ya en basit bir şey bile yazın arkadaşlar. Üşenmeyin, yazın. Ya olağanüstü bir şey. Kendine, tabii aşağı demeyeceğim ama aslında Allah'ta olan bir özelliği kazandırıyorsun. Geçmişini veya geleceğini izleyebilme, dönüp bakabilme, karar verebilme. Yani Tanrı seni izliyor, ne yaptığını görüyor ve bir süre sonra maalesef insan olduğunu unutabiliyoruz. O an aklımıza gelmiyor ama yazdığında ki ne kadar yazabiliyor veya ne kadar kayıt atabilirsiniz ona bağlı. Dönüp baktığında aslında kendine tanrısal bir güç vermiş oluyorsun bir yerde. Ben bunu çok seviyorum. Yani o zamanlarki kararlarımı değerlendirirken, şu anki kararımla şey yaparken olağanüstü bir şey günlük tutmak yani. Şöyle bir şey sorsam sana. Bu hayatta yazdığın son günündeki günlükte, hani artık bu dünyadan gitmeden önceki belki son günün. Bu hayatla ilgili kendini ne yazmış olmak istersin mesela? Yaşadıkça öldüğümü yazardım. Uğruna yaşadığım için öldüğümü yazardım. Uğruna yaşadığım bir şey olması çok önemli ve ben son notta uğruna yaşadığım şeyler vardı yazardım bence. Bugün uğruna yaşadığın şeylerin başlıcası ne? Ne uğruna yaşıyorsun sen? Şu an birincisi şiirlerim, bırakmak istediklerim var, kayıt ettiğim şeyler. Ama bundan önceki bu 17 yaşındaki dönemi sorarsanız bir insanın da yaşamına bağlı uğruna yaşadığım oldu. Yani onu sevdiğim için, sevebildiğim için hayatta kalmak istedim. Ondan o sevebilme şeyinin koptuğu ve benim yeni şiirler ürettiğim dönemde, o dönem içerisinde insan depresyon der ya hani, işte o an bir dönem, birkaç aylık uğruna yaşadığım bir şey olmadığını düşündüm ve belki de ölme zamanım geldiğini falan düşündüm. İntihar pek doğru bulmuyorum. Başka bir sonucu da yok gibi gözüküyor. Bir dönem öyle düşündüm mesela. Yani dedim ki uğruna yaşayacağım bir şey yoksa
ölmek daha mucizevi yaşamaktan. Öyle düşünmüştüm. İyi ki hayattasın. İyi ki de uğruna yaşadığın şeyler var. Buradasın ve anlatıyorsun da. Mika, videolar başlıyor hayatında. Seni bugünün tabiriyle işte fenomenliğe götüren bir süreç başlıyor. Sevdin mi popülerliği? Aslında popülerlik denen şey insanların seni fark etmesi. Ben hayatım boyunca zaten fark edilen biriydim. Bu sadece dijitale taşındı veya kişi sayısı arttı. Yine aynı görüyorum, aslında pek bir değişen yok. Sadece şeyden hoşlanmıyorum. Kuşak olarak adlandırılması, Z kuşağı olarak adlandırılması. Şu an bence günümüz dünyasının Z kuşağı diye adlandırıp eleştirdiği kavram çok yanlış. Z kuşağı olduğu için anlamadık onu. Hayır. O benim kişiliğimle alakalıydı. Kuşakla alakalı değildi. Toplumlar var Mika, dönemler var. Kuşaklar da var. Ama her şeyden önce insanlar var. Kesinlikle. Bütün bunların hepsi insanlardan oluşuyor ya. Özellikle Z kuşağı tanımının gençleri etiketlemek için, hele bazen de yargılamak için, hele bazen de onları anlamadığımız için kullanılmasıyla benim de derdim var. Başka başka yerlerde aynı kuşağın başka başka karakterde insanlarısınız. Başka varoluşlarınız var. Evet, hepinizin, kesinlikle. Bizlerin kuşağının da aynı zamanda. Sen zaten, ben videolarımdan önce de hep fark edilen biriydim dedim. Hani bunu söylüyorsun. Şöyle sorsam, hani orası bir ışıklandırma yeri. Orada izleyicilerin var, orada etkileşim var. Çok uzun zamanlar boyunca da aslında kendini fark etmek için arkadaşsız kaldığın dönemler tanımlıyorsun, yalnızlık dönemleri tanımlıyorsun. Bugün bütün bu kalabalıklar çekildiğinde izleyicilerin, videodaki takipçilerin neyse. Senin yalnızlığınla aran nasıl? Tüm hayat eline eteğini benden çektiğinde yaşayabileceğim bir kişiliğim zaten. Çocukluğumdan beri oluşturduğum bir kimlik var. Yani bunların tamamı gittiğinde ben yine bir kalem ve bir defterle yaşıyorum. Aynı. Bir gösterdiğin kendiliğin var. Bir de böyle derinini konuştuğumuzda bir sen varsın. Sen istediğin gibi cevaplar isteyeceğim ama hangisi sensin? Hepimiz birçok şeyiz. Ve ben sosyal medyasında şu kafayla ilerliyorum. Aslında benim takipçi kitlem yok. Benim 2,5 milyon tane arkadaşım var. Eğlendiğim halimi videolaştırıyorum. Ben hep bunun videosunu çekiyordum. Sadece bir yıldır bunu oraya koyuyorum. Orada benim 2,5 milyon tane arkadaşım varmış gibi hissediyorum. Ve dediğim gibi bir yaştan sonra dost almama da belki artık benim o orada etkileşim içinde olduğum insanları arkadaşım gibi görmemdir. Dediğin o yüzden yani o arkadaşlarımla eğleniyormuşum gibi geliyor aslında. Farklı bir yönümü gösteriyormuşum gibi değil. Değil. Orası senin eğlence alanın. Kalabalıklaşıp evet, eğlendiğin alanın aslında. Evet. Tamam. Peki evet. Burada biliyorum bu soruyu sevmediğini daha önceden. Özellikle sordum, ifade ay, et. Sıçın ağzıma. Ne sorun gitsin. Peki. Gelecek korkuları, planları yok benim hayatımda. Geleceğe dair ne var sende? Aynı kalabilmek. Sevebilmek ve uğruna yaşıyor kalabilmek var. Aslında hepsini topladığımda bu çıkıyor ortaya. Bir süre sonra baktım, gelecek korkusu, o, bu vesaire. Aslında yaşamamıza engel olan şeyler. Anı anında yaşamadığımı fark ettiğimde, ki bu gidişin, bu kişinin gidişiyle oldu. Dedim ki, eğer anımı, anımda yaşamayı engelleyecek ne varsa ben kurtulmalıyım. Gelecek korkusu, eleştiriler, kurallar vesaire vesaire, böyle böyle kurtuldum hepsinden işte şimdi öyle. O yüzden şey diyorsun değil mi? Her günümü hayat tek bir günmüş gibi yaşıyorum. Kesinlikle. Peki Mika, programın sonundaki bölümümüzün adı Cevap Hakkı. Bu bölümde hakkında yapılmış işte belki YouTube yorumlarından, sözlüklerden belli başlı bölümler okuyorum. Buradaki amacımız bak neler söylemişler sana değil, içinden geldiği gibi kendi duygunla cevaplamak ya da susmak. O yüzden ilk içinden gelen cevabı ver isteyeceğim. İlkiyle başlıyorum. Tek amacı dikkat çekip yüksek takipçiye ulaşmak olan bir YouTuber. Yazık ki amacına adım adım ilerliyor. Bu senin derdin aşko. Yani bence kendine dert bayağı cevabını vermiş gibi. Boş. Çektiği saçma sapan videolarıyla 21. yüzyıl gençliğinin yansımalarından sadece biri. Tamam, bir yönelimin var, anladık da bunu prim malzemesi yapma. Bence burada benden önce 21. yüzyıl gençlerini vurmuş gibi. Yani aşkım, beni yer etmeye çalışırken başkasını nişan almışsın.
Hareketlerinde, konuşmalarında 19 yaşında olmasının etkisi var. Ama yine de aşağılık psikolojisi var gibi. Biraz kendiyle barışık olmalı. Ama bu da insanlardan akıllıyım triplerine sokmamalı. Zaten belli ki akıllı. Bu arada ailesinden utanıyor ve sürekli yalan söylüyor gibi. Ailemden hiç utanmıyorum. Ailemle çok açığız. Ki böyle olmasaydı ben de çok büyük eksiklikler gösterirdim söylediklerinden daha çok. Kendiyle barışık olma olayı, bence hepimiz kendimize barışık olmalıyız. Çünkü ilk arkadaşımız kendimiz. Ve anlaşamadığın arkadaşlarına en fazla ne yapabilirsin? Yani kendine bir şey yapamama konumuna gelirsin. Tam aksi çok akıllı da olduğumu düşünmüyorum. Yani çok deli de olabilirim, akıllı da olabilirim, dahi de olabilirim. Bu tür kavramlardan hoşlanmıyorum. Yani anı yaşıyorum sadece. Kimine çok akıllı gelirim, bir diğerine çok gerizekalı. Bu insandan insana değişebilecek bir duygu. Mika, öfkeleniyor musun bunlara? Bunlara mı? Evet. Ay yok, hiç. Sanki şöyle de bir yerdesin çünkü. Kendi içinde kendine sorduğun, cevapladığın, sorguladığın şeyler, belki belli bir yere vardığın şeyler dışarıdan geldiğinde artık seni çok etkilemiyor gibi. Evet. Şimdi kendi içimde vardığım için etkilemiyor. Belki de varmadığım bir şey gelir yorumlarda ve ben onu görürüm. Belki de öfkeleniyorum, bilmiyorum. Ama bunların hepsi geçtiğim şeyler artık. Geçmiş hayatımda yaşadıklarımdan. Kimsenin değer yargılarıyla benim derdim yok. Benim kurallarımla da kimsenin çok bir derdi olmasını başka cümlelerle söyledin sanki buralarda anlatırken. Kesinlikle. Nasıl bir hisle gidiyorsun buradan? Çok mutlu bir hisle gidiyorum. Yani hep eğlenip böyleyimdir. Sohbet etmeyi çok seven biriyim normal hayatımda dediğim gibi. Özellikle böyle ayrıştırdığım şeyleri, o yapılan bir yapbozu döküp nasıl yaptığımızı aslında tartışmak beni çok eğlendirir. Ve çok eğlendim, çok tatlıydı. Benim için de öyleydi. Sana kitabımı hediye edeceğim. Hayattaki temel aidiyet bir karakterin üstünden anlatılıyor. Benim evim neresi? Sen de okuduğunda fikrini merak ediyorum. Hele ki yazan birinin fikrini daha çok merak ediyorum. Ya çok iyi. Açık okuyormuşum ya. Seninle kalsın ve bak. Aynı zamanda Mika, bu programda bir başka dokunuşumuz daha olsun istiyoruz. Her bölümde bu hayatın henüz başında olan ve demin de dediğim gibi temel hakkı, yaşam hakkı olan çocuklar için bir şeyler yapabilelim. Ve her programda SMA hastası bir bebeğimizin hesabını paylaşıyoruz sizinle, bilgilerini paylaşıyoruz. Bugün de Yaren Belli'den bahsedeceğim size. Instagram'da hesabı Yaren'e nefes ol. SMA tip 1 hastası Yaren ve hayata devam edebilmesi için tedaviye ulaşması lazım. Aile de valilik onaylı bir kampanya başlattı. Yaren'e nefes oldan hepimiz bu bölümde elimizden bütçemizden ne geliyorsa, bazen bir moral mesajıdır, bazen bir kimisi için duadır, kimisi için destek halidir ama tabii ki elimizden gelen bir maddi yardım varsa da niye olmasın? Yaren Belli'ye, çocuğumuza Yaren'e nefes ol hesabından ulaşabiliriz. Mika, iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun.